Kapıda benim delilik var ya, ben de yine çarpıyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Barış Can Yıldız. Bildiğiniz gibi bir kendin yap serisi başlatmıştım. Bunun ilk videosu da balon videosu olmuştu. Şimdi ikinci videosu olan, bana da İzmir'e gittiğim zaman veya böyle hani Trabzon dışına falan çıktığım zaman çokça sorulan iki şeyden bir tanesini yapacağız. Bir yemeği yapacağız şu an. Birincisi zaten malumunuz Uzungöl. İkincisi Guymak. Uzungöl videosu da gelecek inşallah. Allah nasip ederse, yani bir sıkıntı, bir kaza, bela bir şey vermezse İnşallah gelecek. Guymak'ı birlikte yapacağız. Hadi malzemeleri tanıtmakla başlayalım. İyice yemek programına döndüm varsa. Ben ne güzel kesip video çekildim, paylaşıldım. Birincisi tava. Bu mısır unu. Mısır ununu zaten muhakkak bilirsinizdir. Ama şeydeki mısır unuyla, mesela İzmir'deki, Muğla'daki mısır unuyla buradaki mısır unu fark ettiriyor. Vallahi fark ettiriyor. Gördüğünüz üzere yine bir dondurma kabı. Annelerimizin çok sevdiği, severek kullandığı bir dondurma kabı. Ama içinde tabii ki tereyağı var canım. Telli peynir. Bunu bir atayızın hiç. Gördüğünüz uzama var ya. Hep bundan kaynaklanıyor. Şimdi önce ne yaparsınız biliyor musunuz? Önce bu ocağı bir yakalım. Bu tereyağdan bir kaşık koy. Yani bir kaşık dediğim, böyle bir parça koy. Bu erisin burada. Eritelim seri seri. Yağı erittikten sonra mısır ununu tereyağıyla kavurmamız gerekiyor. İşte ona kavurmak mı diyorsunuz, ne diyorsanız. Ben çok yemek memek işlerine hakim değilim ama yaparım yani. Terimlere yabancıyım. Mısır ununu böyle göz kararı koyun. Anlayın. Mısır ununu tereyağıyla kavurun kardeş. Tereyağıyla unu kavurduktan sonra su ekleyeceğiz. Bak kardeşim, kuymakta herhangi bir ölçü yok. Yağ tereyağıyla kavur. Suyunu ekle, bir iki bardak falan suyunu ekle. Çekene kadar karıştır, böyle dibine yanmasın, anlayın mı? Çeksin. Bu peynirden atacağın içine pat 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 pat. Anlayın mı? Unumuzu kavurduk. Şimdi su ekleyeceğiz. Arkadaşlar, kuyma yaparken sakın kendinizi şey yapmayın. Koydu kabına suyu, ya bu da burası su mu bilmem ne, bu nasıl bir şey oldu, yapamadım bunu, beceremedim bunu demeyin. Koyduğunuz suyu, tereyağını da biraz bol koyun. Koyduğunuz suyu, tereyağını falan un çekecek zaten. Anlayın mısınız? Kuyma öyle oluyor. Hani kendi kendinizi şey yapmayın, üzmeyin. Bu da bir pişse de yesek, bu da bir yemek. Oh bebeğim oluyor ha. Pilama suyunu kaçırdık. Ama olsun. Gel bak göstereyim size de nasıl bir şey, ne oluyor, ne bitiyor. Elinde de maşçıydı ha. Anlayın mısın ya? Devamlı yapmasam da elememen pat pat. Oo dur. Unutuydum sizin yüzünüzden peynir atma. Böyle hale geldi de ataysanız ona peyniri. Tuz atacağım, tuz. Önemli görünüyorsun, tuz atacağım. Lan ben aslında eğlence kanalını kapatıp şey mi açsam? Yemek programı kanalı mı açsam, ne yapsam? Dünyadaki en yaşçılar. Gerçekleri bilirsiniz ya, şimdi bu konu tartışmaya kapat. Kardeşim, bu arada peynirin adı yayla peyniri. Yani bu telli peynir diye falan da geçiyor. Normal kaşar falan da koyabilirsiniz ama aynı tada ulaşamazsınız muhtemelen. Yok, kuymağı muhlamanın içine falan koyayım. Bunlar Everest'e kadar uzaylar artık, ondan sonra. Almak falan isterseniz marketlerde telli peynir. Telli peynir diye satılıyor. Bak ben de mesela tereyağını fazla koyduğumu düşünmüştüm ama tereyağından eser yok şu anda. Maşallah. Hepsi kayboldu. Sorulan en temel sorulardan bir tanesi de muhlamayla kuymak arasındaki fark ne? Kuymakla muhlama arasındaki fark şu şekilde. Kuymakta gördüğünüz gibi mısır unu ön planda. Muhlamada peynir ön planda. Yani ikisinin arasındaki fark bu. Aslında aynı malzemeler, aynı şeyler kullanılıyor. Muhlamayı sütle de yapanlar var. Ve bir de şey var. Muhlamada mesela tereyağını koyduk ya biz. Başta tereyağını koyduk, hani dedik ki fazla mı gelir falan hesap. Muhlamada daha fazla tereyağı kullanılır. Bizim koyduğumuzun 3 katı falan. Ortak noktalar, ikisi de Karadeniz yemeği. Malzemeleri aynı. İkisi için de tereyağının tadı, lezzeti önemli. Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde. Bizim burada gördüğünüz az önce tereyağını, tereyağı sarı. Devamlı Trabzon'da, Karadeniz bölgesinde yaşamış insanlar Akdeniz bölgesine, Ege bölgesine falan bir gitsinler. Orada tereyağı beyaz. Oradan bir tereyağını al gel bana bakayım, ama öyle bir süreyim ekmeğe de yiyeyim, ama onu koyayım üstüne bile bak peynir. Dediğiniz zaman beyaz bir yağ gelirse şaşırmayın. O tereyağıyla yapılan kuymağın tadıyla bu tereyağıyla yapılan kuymağın tadı birbirinden çok farklı. Ben Muğla'da da yaptım kuymağı. İzmir'de de yaptım. Muhlamayı da yer iki tarafta yaptım. Ama yok yani.
Tereyağı var ya, tereyağı. Tereyağı çok değiştiriyor. Olmuyor yani. Bu sarı tereyağıyla yaptığımız gibi olmuyor tabii. Şimdi uyumamız yavaş yavaş pişti gibi oldu. Gençlere böyle bir abi kontrol edeyim. Of. Ha bir de bir konuya da açıklık getireyim. Niye böyle iki büklüm şeklinde duruyorum? Kameranın beni nasıl çektiğini görmüyorum şu an. Hani kafam sığmaz sapanır. Video piç olmaz. Uyuma yaparız şimdi kendisi. Bir daha baştan yapmayalım ya. Kim diyor burada uyuma? Tek başıma duruyorum zaten evde. Beni Instagram'dan takip eden kullanıcılarımız biliyor. Tabi siz takip etmişsiniz değil mi? Neymiş o falan dediğinize göre bilmiyorsunuz. Takip de etmişsiniz. Sağ ol. Hadi takip edin. 3 günde bir kanala video gelecek. Allah'tan gaza bela bir şey gelmediği sürece 3 günde bir video atmaya çalışacağız. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Bizi desteklemeyi unutmayın. Harbi yaptım ha. Yalnız. Kendime bir tane şey vardı da, usta vardı, neydi onun adı? Oktay Usta mıydı, neydi, öyle bir şey vardı da öyle zannettim abi. Bir de şey vardı. Olacak o kadar hepiniz izlemişsinizdir illa ki. Ben Yusuf Usta. Ben Himmet Usta. Çok küllettim ya bunu ben. Yalnız değilim durumda. Evet arkadaşlar, kuyum ağımız hazır. Bir de size göstereyim son halini. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Allah'a emanet, dikkat edin kendinize. Hadi afiyet olsun. Ama burada bir demlik var ya, ben de nereye gittim? Bir tane çay koyayım.